Deri sarkması, çoğunlukla fazla kilo verdikten sonra ortaya çıkan ve oldukça can sıkıcı bir problem. Bu rehber videomuzda deri sarkmasının sebeplerini, kilo verirken deri sarkmasını önlemek için yapmamız gerekenleri, sarkmış olan derinin nasıl toparlanabileceğini, hem ameliyatsız hem de ameliyat ile sunulan çözümlerin tamamını sizler için özetleyeceğim. Daha sağlıklı ve estetik görünen bir cilde sahip olmak için videoyu atlamadan izlemenizi ve önemli noktaları not etmenizi öneririm. Beğen butonuna da bastıysak hazırız. İyi seyirler! Hoş geldiniz millet, sefalar getirdiniz. Bu videoda konumuz deri, vücudumuzun en büyük organı ve çok da önemli bir organ. Çünkü bizi dış etmenlerden koruma gibi müthiş önemli bir özelliği var. Öyle ki ufak bir kesikle bile kapacağınız bir enfeksiyon sonucu Hakk'ın rahmetine kavuşabilirsiniz. Yani deri önemli. Önce bunun altını bir çizelim. Peki bu deri neden bizim istemediğimiz hale gelir? Neden sarkar? Doğumdan büyümeye doğru baktığımız zaman ne oluyor mesela? Bebek olarak doğuyoruz. Aşağı yukarı bir 50 santim ve 3 kilo olarak yani şöyle bir şey falan doğuyoruz. Sonra ne oluyor? Büyüyoruz. Yani ben doğduğumda bu kadardım. Şimdi hocam kocamanım gördüğün gibi. Şimdi derim eğer benim esneme kabiliyetine sahip olmasaydı bu mümkün olmayacaktı. Büyürken patlayacaktım ve yok olacak. O yüzden değişime adapte olabilen bir yapısı var derin. Bu senaryonun tam tersi yaşandığında da yani biz hacim olarak küçüldüğümüzde de bu kilo vermek olabilir en basit örneği veya kas kaybetmek de aslında olabilir. Derimiz bu küçülmeye adapte olur. Yani kendini toparlayabilir. Ama bu toparlamanın belli bir limiti var. Bizim derimizin ne kadar esneyebileceğini ve ne kadar miktarının geri toparlanabileceğini belirleyen şey bizim derimizin elastikiyeti. Esneyip küçülme kabiliyeti. Peki bu kabiliyeti etkileyen faktörler neler? Bir onlara bakalım. Birinci faktör zaman. Kilo aldınız. Bayağı bir genişlediniz. Deriniz esnedi. Artık sizin için geri sayım kronometre başlamış demektir. Çünkü deriniz esnek pozisyondayken, esnek haldeyken ne kadar fazla zaman geçirirse geri toparlanma yeteneği o kadar azalıyor. Çünkü derimiz dedik ya bir organ sonuç olarak ve proteinlerden oluşan bir yapısı var. Bunlardan en popülerleri kolajen ve elastin. Bu iki protein deriniz sizin esnedikten sonra uzun süre vakit geçirdiğinizde bu proteinler zarar görmeye, hasar görmeye başlıyor. Ve bu hasarın sonucunda da siz kilo verdiğinizde tekrar o deriniz çok da iyi bir formda kalmıyor. Yani organınızın aslında birazcık sağlığını kaybediyorsunuz gibi de bunu düşünebilirsiniz. Deriniz esnekken ne kadar az süre geçirirseniz o kadar iyi. Yani fazla kilonuz varsa bunu 5 sene sonra vermeye başlamak yerine hemen şu an vermeye başlamanız çok daha büyük bir avantaj deri sağlığınız için. Örneğin mesela bunun tam zıttı hamilelik örneğini verebiliriz. Hamilelikte de deri bayağı bir gerilir. Çünkü içeride yeni bir canlı oluşuyor yani o deri gerilecek. Gerilir ancak kısa sürede bir şey olduğu için hızlı bir şekilde deri kendini toplayabiliyor, toparlayabiliyor ve hamilelikten sonra da çoğu insanda hiçbir yan etki falan kalmadan deri kendini güzel bir şekilde toparlayabiliyor. Geçelim ikinci etkene. İkinci etken de burada değişen hacim miktarı. Yani verilen kilo miktarı. Bununla ilgili baktığım zaman internette aşağı yukarı şöyle bir tahminde bulunmuşlar. 45 kilo veya 100 pound diyorlar. 45 kilodan fazla verdiğinizde derinizde sarkma meydana gelir diyorlar. Ama tabii ki bu tek başına bir baraj değil. Yani kimi insanlar vardır artık bu üst limitleri bile tolere edebilecek bir deri sağlığına, deri kalitesine sahiptir. Deri kalitesine yani genetik olarak vücudunuz şeydir ki üçüncü faktöre buradan hemen geçelim. Üçüncü faktörümüz de genetikti. Onu da söylemek lazım. Yani bu faktörlerin hiçbiri tek başına bu etkilidir diyebileceğimiz faktörler değil. Hepsi birbiriyle iç içe aslında. O yüzden bu 45 kiloyu direkt kendinize şey düşünmeyin. Evet benim 45 kilodan fazla fazlam var ve mutlaka derim çok fena sarkacak, şöyle olacak, böyle olacak gibi düşünmeyin. Etkilen diğer faktörler de var. Bunlardan bir diğeri nedir? Genetik dedik. Hemen haradan da olduğu gibi burada da etkili. Bir diğer faktör de yaş. Yaşınız ne kadar gençse vücudunuz o kadar diridir, o kadar sağlamdır ve kendini toparlama kabiliyeti de o kadar iyidir. Genel sağlığıyla beraber değişime adaptasyon hızınız da daha yüksek olduğu için genç yaşlarda yani çok da yine ertelememeye çıkıyor kapı birazcık fazla kilonuz varsa toparlama kabiliyetiniz o kadar yüksek olacaktır. Bir diğer faktör sigara kullanımı. Sigara içiyorsanız eğer bu sağlığınıza yaptığı o yüzlerce zararın arasında bir de tabii ki derinizin o elastikiyetini azaltma da var. Yani cilt sağlığınıza doğrudan etkilediği için derinizin toparlanma kabiliyetini yine azaltacaktır. Bir diğer faktör de bilinçsiz ve fazla bir şekilde güneş ışığına maruz kalmak. Güneşin de bildiğiniz gibi tabii ki ihtiyacımız var, almak zorundayız ama bunu kontrollü ve mantıklı şekilde almamız gerekiyor. Aşırı miktarda kontrolsüz güneş ışını da yine vücudumuzda bazı zararlara, yıkımlara sebep oluyor. Cilde verici hasarlar da bunlardan biri. Deri sarkmasının çözümlerinden bahsedeceğiz. Ama öncesinde bu problemi yaşamış biriyle görüşmek ve tecrübelerini dinlemek istedim. Bunun için Murat'ı ziyarete gittim. Şimdi abi deri sarkması sorununu yaşamış biri olarak. Önce toplam kaç kilo verdin? Kendimi BBC'de gibi hissettim. 56,5. 56,5 kilo. Artı 50 kilo verdin yani. Peki ne kadar süre fazla kiloyla yaşadın?
2008-2011 arası şişmandım ben. 110-120. Sonra düştüm. 85'e düştüm. Her gün koşuyordum falan böyle sahilde. Antalya güzel yer. 11-12 yaşından 17 yaşına, 18 yaşına kadar 85 kiloda kaldım. 18 o zaman sarkma kilo falan yoktu değil mi? Yok. 110'dan düştün 85'e. Etim yumuşamıştı. 110'dan 85'e düşünce etim yumuşak ama böyle nasıl anladım. Yumuşak? Yumuşak yani. Hani sarkma değil. 17 yaşından 19 yaşına kadar 140 kilo kaldım. 20 yaşında 120'ydim. 20'den 21'e o bir yıllık sürede 120'den 86, 87, 88'e düştüm bir yılda. 8 ay boyunca yemek yemedim ben. Açlıktan öldüm. Uzun bir süre geçirdin yani. Çok uzun bir süre geçirdim. Fazla kiloyla da. Ya aslında pek çok şişmana göre çok uzun bir süre değilmiş aslında. Ama yeterince benim için uzundu yani. Yani kilo verdin, zayıfladın ama deri sarktı. Bu ne gibi olumsuzluk yaratıyordu hayatında? Şimdi maksimum zayıfladığım zamanki sarkıklık hakkında konuşalım. Çok büyük olumsuzluk. Bir kere fazla deri oluştu ya. Bu fazla deri ter yapıyor. Zaten şu anda da onun şeyini hissediyorum. Sadece göbek fazla deri orada olmadı. Burada da oldu abi. Çok terliyorum yani. 140 kilo bir adam gibi terliyorum ben şu an. Şu an kendi kilomda terliyorum. Kilo verdikten sonra da devam ediyor. Şey tabii yani. O deriler yok olmuyor ya. Kalan derinin ter hücreleri de kalıyor. Allah kahretsin. Ben böyle en ufak yorulayım diye bir anda böyle hamam gibi oluyorum kendi kendime. Şu yokuşu çıktığım zaman böyle su içinde bu akıyor böyle. Aşağı su akıyor direkt. Evet. Birinci dezavantaj çok terleme. İkinci dezavantaj hissiyat oluyor. Hissediyorsun yani o deriyi. Zıplarken, ne bileyim koşarken, sporda. Koşuyor muyum mesela? Böyle çok bol bir tişört giymediysem özellikle. Mesela koşarken şöyle koşarsın ya. Şudur. Ben böyle yaptığım zaman deri buraya gidiyordu. Böyle yaptığım zaman deri buraya gidiyordu. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Ben şey miyim ya? Dorsele tır gibi ya. Böyle saçmalık olmaz yani. Sarkan derinin yarattığı problemleri iyice analiz edip önümüze döktükten sonra şimdi bunun çözümlerine bakacağız. Bu tabii burada ikiye ayrılıyor artık. Bir ameliyatsız çözümler, bir de artık işin ameliyat tarafı. İkisine de değineceğiz biz burada. Önce ameliyatsız olarak deriniz artık sarktı. Bunu nasıl sıkılaştırabilirsiniz? Nasıl geri toplanmasını destekleyebilirsiniz? Kolay hızlandırabilirsiniz? Birazcık bu yöntemlere bakacağız. Birinci madde egzersiz diyeceğim. Ama burada tabii şöyle düz bir mantıkla yaklaşmayacağız buna. Spor yapmak, kas çalıştırmak o bölgeyi sıkılaştırır falan ya da vücudu sıkılaştırır. Buna dair net bir çalışma yok. Yani cildin toparlanma kabiliyetiyle antrenman yapmak arasında da doğrudan bir bağlantı yok aslında. Ama uzmanların görüşü şu yönde, kilo aldınız, işte çıktınız 120 kiloya. 120 kilodan kilo vereceksiniz. Siz işte 80 kilo inmeyi planlıyorsunuz. 40 kilo vereceksiniz. Burada siz doğrudan hani 40 kilo yağ kaybedeyim ve kilo vermiş olayım dediğinizde vücudunuzda bayağı bir hacim gidecek değil mi? Yani hacim kaybı çok yüksek. Bunun yanında siz eğer 40 kiloyu verirken bir yandan antrenman da yaparsanız, direnç egzersizi de yaparsanız kaslarınızı çalıştıracağınız için vücudunuzun hacmi hiç spor yapmadan verme oranına daha az azalmış olacak aslında. Yani siz birazcık yağlardan giden yeri kaslarla doldurmuş gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve bunun sonucunda deriniz biraz daha sıkı görünebilecek. Bunun dışında yine egzersiz yapmanın genel sağlığa birçok faydası olduğu için direnç egzersizlerinin. Bu da tabii ki sizin yalnızca deri değil, deri de bir organ. Diğer tüm organlarınızla beraber derinizin de cildinizin de daha sağlıklı olmasına mutlaka fayda sağlayacaktır. İkinci maddemiz kolajen alımı. Yine en çok merak edilen noktalardan biri de buydu. Piyasada supplement olarak hidrolize kolajen satılır. Hidrolize kolajen tıpkı hayvanların bağ dokusunda bulunan jelatine benzeyen yapıda bir proteindir aslında. Bu bağ dokusunda bulunan kolajenin işlenmiş halidir. Bu konuda yapılan çalışmalara baktığımızda deri sarkması ve kolajen alımı arasında doğrudan ilişkiyi gösteren bir çalışma bulamadık. Ancak kolajen takviyesi kullanımının cildin nemini arttırdığına ve yaşlanma belirtilerini azalttığına dair bulgular var. Yapılan bir diğer çalışmada da bir gruba 12 hafta boyunca kolajen, C vitamini, E vitamini, biyotin ve çinko içeren bir içecek kullandırmışlar ve cilt elastikiyetinde artış gözlemlemişler. Cildin esneme yeteneğinin ne kadar önemli olduğunu söylemiştik. Yani takviye olarak hidrolize kolajen almak faydalı olabilir. Bu böyle toz formda satılır ve suyla karıştırdığınızda işte sümümsü bir kıvama gelir. Gereksiz bir detay oldu. Sonuç olarak faydalı olabilir. Üçüncü maddemiz tabii ki beslenme ile alakalı olan şeyler olacak böyle alt başlıklar halinde ve bunların başında ne geliyor? Su geliyor tabii ki. Yeterince su içmek çok önemli çünkü içilen su miktarıyla cildin nemi arasında doğrudan bir ilişki var.
vücudu susuz bırakmamalıyız. Bir diğer önemli etken C vitamini. C vitamini hem vücudumuzdaki kolajen sentezinde görev alır hem de bize güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyucu bir etkisi vardır. Bu yüzden günlük C vitamini ihtiyacımızı karşıladığımızdan emin olmamız lazım. Yine omega 3 de çok önemli. Yağlı balıklarda bulunan omega 3 yağ asitlerinin cildin elastikiyetini arttırdığı ve yaşlanma karşıtı etkileri olabileceği düşünülüyor. Genel sağlığı da desteklemek adına düzenli olarak balık yiyebilirsiniz veya takviye olarak omega 3 alabilirsiniz. Protein ihtiyacımızı karşılamamız da çok önemli çünkü proteinler bizim yapı taşlarımız ve vücudumuzdaki yapım ve yıkım faaliyetlerinde doğrudan kullanılıyorlar. Proteinler de bildiğiniz gibi amino asitlerden oluşuyor ve bu amino asitlerden lizin ve prolin kolajen üretiminde doğrudan rol alıyorlar. Dördüncü maddemiz kremler. Bu da yine çok merak ediliyordu. Piyasada bir sürü böyle sıkılaştırıcı krem adı altında satılan krem var. Bunlara da baktığımızda birçoğu elastin ve kolajen içeriyor. Elastin ve kolajen cildin esneme kabiliyeti için çok önemli. Bunu zaten anlatmıştık. Ama elastin ve kolajen yine büyük moleküllü yapılar olduğu için deri tarafından, cilt tarafından emilmeleri öyle sandığınız kadar kolay değilmiş arkadaşlar. O yüzden bunları alıp da cildinize sürmenizin çok bir faydası olduğu düşünülmüyor. Beşinci maddemiz besin takviyeleri olacak burada. Örneğin C vitamininin öneminden bahsettik. Yine omega 3'ün öneminden bahsettik. Bunun dışında yine cilt için çinko gibi farklı önemli böyle mikro besinler de var. Ama burada şunun altını çizmek istiyorum. Vücudunuzda bir eksiklik varsa bu takviyeleri almak işinize yarayacaktır, evet. Ama bunları siz eğer günlük beslenmenizde karşılıyorsanız veya vücudunuzda böyle bir eksiklik yoksa sizin muhtemelen çok bir faydasını görmeyeceksinizdir. O yüzden bir eksiklik varsa bunu gidermek için takviyelerden faydalanabilirsiniz. Onun dışında takviye olarak yine söylediğimiz kolajeni dışarıdan almayı deneyebilirsiniz. Onun dışında öyle aman aman hani cildini sıkılaştıracak ultra süper falan filan bir saplamın tek başına ne yazık ki yok. Henüz sarkan bir deriniz yok. Çünkü hala fazla kilolarınız var ve kilo vermeyi planlıyorsunuz, hedefliyorsunuz. Bu süreçte kilo verirken sarkmayı nasıl minimuma indirebilirsiniz ya da bundan nasıl korunmaya çalışırsınız? Bunlar hakkında birazcık konuşalım. Öncelikle bir önceki aşamada anlattığım her şey bu gruptakiler için de geçerli. Yani toparlanması için ne yapmanız gerekiyorsa sarkmaması için de aslında benzer şeyleri yapmanız gerekiyor. C vitamini ve omega 3'ü de içerecek şekilde besin ihtiyaçlarınızı karşıladığınızdan emin olmanız gerekiyor. Ben açlığa dayanabildiğim kadar dayanayım, bir an önce hızlıca kilomu vereyim mantığıyla giderseniz burada yaratacağınız bu besin eksiklikleri vücudunuzdaki yalnızca deri sarkması sorunu değil, bununla beraber diğer organlarınıza da vücudunuzun farklı yerlerine de bin bir çeşit sağlık problemine yol açabilir. Aman dikkat diyeyim. Buna ek olarak bazı farklı önerilerim de olacak. Öncelikle eğer fazla kilonuz varsa lütfen bunu ertelemeyin. Çünkü erteledikçe bu daha da zor bir hal alacak ve erteledikçe geri dönmesi de bir o kadar zor olacak. Çünkü cildinizi dışarıdan görüyorsunuz ve bu sizin için bir endişe yaratabiliyor. Ama bunun dışında sizin iç organlarınızla vücut yağ oranınız çok yüksek seviyelerde kaldığı sürece buralarda da farklı sağlık sorunları yol açıyor. Onları da günden güne yoruyorsunuz aslında. Ertelemeyin. Bir an önce hemen bu video bittikten sonra düzenli sağlıklı beslenmeye başlayın. Bunun dışında yine sigaradan bahsetmiştik. Sigara içiyorsanız bunu da bırakmanız lazım bir an önce. Çünkü cilt elastikiyetinizi doğrudan azaltacaktır ve deri sarkmanızın oranını mutlaka arttıracaktır. Bu noktada gelen mesajlardan anladığım kadarıyla şöyle düşünenler var. Spor yapmak sarkmayla çok da bir etkisi yokmuş. O yüzden spor yapmaya ne gerek var gibi düşünenler var. Ama asla böyle düşünmeyin. Çünkü ağırlık çalışmak, direnç egzersizi yapmak veya herhangi bir sporla ilgilenmek sizin kilo verme sürecinizi doğrudan daha eğlenceli, daha kolay ve daha hızlı bir hale getirecek. Ve günün sonunda kilo verdikten sonra daha estetik görünmenizi sağlayacak. Çünkü yalnızca yağlardan kurtulmayla, kilo vermeyle o istediğiniz estetik görüntü oluşmuyor. Bununla beraber vücudunuzda bir miktar kas olması da daha estetik görünmenize fayda sağlayacaktır. Aynı zamanda sağlıklı hocam. Biraz bir gücünüz olsun, bir şeyiniz olsun. Yani yarın öbür gün yaş ilerledikçe, şimdi gençler özellikle burada çok takmaz bunu da. Gençler oğlum çok yaşlı gibi konuşuyor. Yani yaşınız artık böyle 60'a dayandı, İlerliyor falan. İleriki yaşlarda mutlaka kas kaybı yaşayacaksınız. Bu doğanın kanunu yani. O noktaya gelene kadar birazcık bir yükleyin kası ki sonra o kas kaybı geldiği zaman böyle kemik erimesidir, güçsüzlüktür, zayıflıktır, bunlardan bir o kadar kurtulun. Yani yaşıtlarınız böyle yürümekte zorlanırken siz yine çivi gibi hayatın tadını çıkarmaya devam edin yani. Spor harcadığın vakit ömrüne eklenir hocam. Aynen öyle. Şimdi geldik artık son çareye. Bunun hakkında da konuşmamız lazım. Çünkü biz bu kanalda hayal satmıyoruz hocam. Gelip öyle bak kardeşim şununla şunu ye, bununla bunu ye. Bak biz şunu satıyoruz, şu supplement'ı bunu alırsan derin sarkmaz falan. Fasofisoya gerek yok. Bildiğimiz her şeyi öğrenebildiğimiz kadarıyla, anlatabildiğimiz kadarıyla. Siyasi. Her şey olduğu kadar elde avuçta ne varsa hocam veriyoruz yani. Yemediğimizi de ikram etmiyoruz bu kanalda. Yani böyle de biline. O yüzden ameliyat tarafını da işin. Konuşmamız lazım.
Artık hani çok fazla bir kilonuz vardı. Verdiniz, sarkmalar oluştu. Üzerinden zaman da geçti. Yani vakitte tanıdınız derinizin toparlanabilmesi için. Ama baktınız ki artık toparlanmıyor ve bu sizin gerçekten hayat kalitenizi düşürüyor. Müthiş bir rahatsızlık duyuyorsunuz. Bu noktada tabii ki tıbbi bir müdahale imkanı da bulunuyor. Günümüz tıbbı sağ olsun böyle bir çözüm de üretilmiş. Bu ameliyatlar hakkında merak edilenleri de plastik cerrah bir arkadaşıma sordum. Abi öncelikle vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim. Sana işin uzmanı olarak ve operasyonlara da giren biri olarak sormak istediğim birkaç şey var. Öncelikle deri sarkması şikayetiyle gelen birine nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? Yani o şöyle, deri sarkmasıyla gelen bir hastayı önce değerlendirmek gerekiyor. Minimal bir deri sarkması varsa profesyonel birinden yardım alıp sporla toparlayabiliyorsa toparlamasını her zaman tavsiye ediyoruz. Ameliyat bizim için hep bir ikinci plan. Çünkü bir travma ameliyat. Ama gerçekten ameliyatla düzelebilecek bir şeyse, sporla düzelmeyecek bir şeyse halk arasında bilinen tabirle germe ameliyatı yapıyoruz. İşte memede sarkma varsa memeye germe, karın germe, kol germe gibi germe ameliyatları yapıyoruz. Süper. Peki ameliyat sonrası iyileşme süreci nasıl oluyor? Yani kaç gün sürüyor ve hastaların nelere dikkat etmesi gerekiyor? Ameliyat sonrası iyileşme süreci biraz ameliyat önceki manipülasyonlarla ilgili. Yani hastanın kan değerlerini ve diğer değerlerini çok iyi değerlendirmek lazım. Kiloyu nasıl verdi? Ameliyatla mı verdi? Aniden mi verdi? Belirli bir süreye yayarak mı verdi? Çünkü ani kilo kayıplarında ameliyatlarda vitamin ve mineraller, özellikle çinko ve demir milimleriyle ilgili problem olduğu için operasyon sonrası iyileşmeyi çok bozuyor. Hastanın bir hastalığı var mı? Hani şeker hastalığı olabilir, insülin direnci olabilir. Bunlar bizim için çok önemli. Hastalarımızın, bu çok önemli. Bunu hani tabii ki meslektaşlarım ve ben sigarayı bırakın diye söyleyebiliriz ama bunu çok içtenlikle söylüyorum. Germe ameliyatı olacaksanız, yüz germe de buna dahil, hani arada söyleyeyim, sigarayı %100 bırakmanız gerekiyor. Yani her sigara içenle yara yeri ayrışması ya da yara yeri iyileşmesi kötü olmaz ama yara yeri iyileşmesi kötü olan hastaların %95'inde sigara vardır. Bu çok net. Yani genel olarak 1-1,5 ay öncesinden bıraktırıyoruz biz. Bu çok önemli. Zaten içilmemesi lazım da özellikle bu durum çok önemli, yani onu söylemek lazım. Ameliyat sonrasındaki iyileşme tamamen olduğu prosedüre bağlı. Tek bir bölgede ameliyat olursa çok daha kolay oluyor ama genelde bu tip hastalar kombine ameliyat olmak istiyor haklı olarak. Yani sarkınca, çünkü sadece karın sarkmıyor. Dolayısıyla bir kombine şekilde bazen ikiye bölerek ameliyat yapıyoruz. Yine kişiye göre değişir ancak 2-3 gün 4 gün hastanede tutabiliyoruz. Çünkü diren dediğimiz, görmüşsündür belki, böyle kanı toplayan malzemeler var. Şimdi bunlardan ne kadar kan geliyor, o çok önemli. Çünkü direni çektikten sonra da tutmak gerekiyor. Ama genel olarak 2-3 gün 4 gün sonra taburcu ediyoruz. Belirli bir süre takiplerini biz yapıyoruz, pansumanlarını yara yeri açısından. Sonradan peyderpey haberleşerek bir şekilde bu durumu kurtarabiliyoruz. Anladım. Peki yine çok merak edilen bir nokta. İz kalıyor mu? Kalıyorsa ne kadar kalıyor? Ya şimdi şöyle, plastik cerrah olunca bize çok daha fazla bu soruluyor. Hatta hastalarımız iz kalacak dediğinde şok oluyor. Yani o kadar hani ya şok oluyor ya, hayatının şokunu yaşıyor. İz kalıyor abi. Bütün ameliyatlarda iz kalır. Yani vücuda müdahale ettiğiniz herhangi bir kesiyle dikiş attığınızda iz kalır. Ancak bizim hani dokuya davranışımız, materyallerimiz ya da tekniğimiz daha farklı olduğu için daha az kalıyor. Ama o izleri biz vücut kıvrımlarına saklıyoruz. Karın germede iç çamaşırı çizgisinin altına koyuyoruz. Dolayısıyla kimse görmüyor. Kol germede bu bisepsin hani şu aradaki kısmı var ya, bisipiter oluk derler. Hani siz bilirsiniz sporcular olarak da. Oraya saklıyoruz ki, ya da arkaya saklıyoruz ki herkes hani görünmesin. Memede keza aynı şekilde, eğer germe yapacaksak kadınlarda sütyen izine saklıyoruz. Göz kapağında da, çok önemli değil sizin için ama, göz kapağı izlerine saklıyoruz. Ama iz kalıyor. Ha, ne kadar kalıyor? Ne zaman geçiyor? İz kişisel bir şeydir. Çünkü bizim vücudumuz dinamik bir yapıya sahip. Seni ya da senin ikiz olduğunu düşünelim. İkinizi aynı anda kesip diktiğimizde bile farklı iyileşirsiniz. Keza sigara ya da takviyeler kullanmak bunları azaltıyor. İz azaltıcı kremler var. Belirli bir süre sonra veriyoruz. Ama yine de belli belirgin, kişiye göre olabiliyor. Ama 6. ayda 1. seneden sonra izler çok böyle kabul edilebilir pozisyonda oluyor, onu söyleyeyim. Anladım. Süper. Çok iyi özetledim. Peki şimdi zor bir soru bu. Eminim birçok parametreye göre de değişiyordur. Ama bu operasyonun fiyatı hakkında böyle bir ortalama ya da bir aralık bir şey vermeye imkanın var mı? Mesela karın germeden bahsedeyim ya da evet, kol germe. Hepsi değişir. İstanbul bazında konuşuyorum. Çünkü bu işlerin çoğu İstanbul'da oluyor. Yurt dışından bile geliyor. Çünkü sağlık turizminde bayağı iyiyiz, yani onu söyleyeyim. Sadece bir karın germeden bahsedelim. 20 bin ile 100 bin arasında değişiyor.
Neye göre değişiyor? Bir, yapan cerraha göre değişiyor. İki, yapılan hastaneye göre değişiyor. Üç, hastanın durumuna göre değişiyor. Çünkü bazı hastalar germeye, karın germeye örnek veriyorum, %100 uygun olmayabiliyor. Ve her doktor yapmak istemeyebiliyor haklı olarak. Ama bu tırnak içinde bu riski alan meslektaşlarımız yapıyor. Tabii ki de onun fiyatları farklı oluyor. Yani bugün İstanbul'da 20 bin 30 bine de karın germe yaptırabilirsiniz. 80 bin 100 bine de yaptırabilirsiniz. Ama ortalama bir fiyat, geçenlerde bir arkadaşımla konuştum, 40-50 bin diyebilirim yani. Hani özel hastanelerden tabii bahsediyorum. Kol germe biraz daha ucuz olabilir. Ama kombine yaptığın zaman bir de böyle bir durum var. Kombine yapıyoruz sonuçta. İşte birinki X, birinki Y, topladığında X artı Y fiyat. Ama kombine yapınca tabii ki daha az oluyor. Çünkü işin bir de ticari boyutu var tabii. Evet, artık pazarlamaya dönüyor orası. Tabii o başka bir şeyde yani. Bir alana bir bedava gibi durumu olabiliyor yani. Anladım. Abi çok yardımcı oldun. Bayağı bir aydınlattın bizi bu konu alanda. Başka senin eklemek istediğin bir şey varsa seve seve dinlerim. Öyle. İnsanlar artık vücutlarının işte görünüşüne çok önem veriyorlar. Bu çok doğal bir davranış paterni. Buna katılıyorum. Ama bir profesyonelle beraber kilo vermek çok daha mantıklı oluyor. Yani tüp mide ameliyatları çok iyi yapılıyor bu arada. Yapan genel cerrah meslektaşlarımız çok iyi yapıyorlar bu ameliyatı. Onlar da mesela diyetisyenle beraber çalışıyorlar. Onu da söyleyeyim. Çünkü bu çok önemli. Sizin çinkonuz düşükse yaranız kötü iyileşir. İnsülin direnciniz varsa yaranız kötü iyileşir. Ameliyatınız da kötü olur. Yani bu çok önemli bir şey. Yani iki taraflı bir duruma bakmak lazım. Yani bir sporla, diyetle bunu verdikten sonra bir profesyonelle konuşup yani sizin gibi profesyonellerle, diyetisyenlerle, sporcularla, doktorların ortak bir çalışması hastalara çok daha fayda sağlayacaktır. Onu söyleyebilirim. Bir de şunu da ekleyeyim. Merdiven altı yerlerde ameliyat olmasın hastalar. Çünkü bir kere ameliyat oluyorsunuz. En azından iyi bir yerde olun ki her ameliyatın riski var, komplikasyon riski var. Ama yarın bir gün aklınızda ya buraya olsaydım olmaz mıydı yerine buraya olmama rağmen oldu şeklinde söylemek çok daha mantıklı olur. Bunu ekleyebilirim. Bir de iz kalıyor. Bu çok önemli. Yani toplumun kamu sporu olarak yani bu kadar senin geniş kitlen var malum Emre. Bunu söyleyeyim. Her ameliyatta iz kalır. Sadece bunun azlığı çokluğu değişir. Evet. O da artık yapan kişinin ellerine ve dediğin gibi kişisel farklılıklara göre değişiyor. Çok teşekkür ederim abi. Çok iyi oldu. Seni çok zevkle takip ediyorum. Çok, çok güzel işler yapıyorsun. Çok teşekkür ederim böyle bir fırsatta bana sunduğun için. Ben teşekkür ederim. Nasrettin Hoca'ya ne demiştir hocam? Fıkra anlatmayacağım. Nasrettin Hoca bir gün düşmüş. Demişler ki şey çağırın, doktor çağırın falan filan. Hoca o sırada şöyle falan. Demiş ki bana demiş doktor getirmeyin. Bana demiş damdan düşen birini getirin demiş. Düşenin halinden düşen anlar demiş hocam. Bana demiş bu tecrübe yaşamış birine. O yüzden biz damdan düşen biri olan Murat'a kendi ameliyat tecrübeleri hakkında da bazı sorular sordum. Ameliyat kararını nasıl aldın? Bir anda gelecek bir şey değil. Zaten derinin sarktığını yavaş yavaş fark ediyorsun. Kiloyu bir anda 30 kilo veremediğin için böyle kendi vücudundaki değişimi de hemen fark etmezsin ya. Koşarken fark ettim ben. Bir gariplik var dedim bu işte yani. Böyle koşuyorum bu buraya gidiyor, buraya gidiyor. Sonra aşağı indim çekiştirdim. Ne oluyor? Bu var ya böyle geliyordu. Buraya kadar deri mi gelir lan? Ama ameliyat orada yapılmadı mesela. Yok yapılmadı. Kilo aldığım kendi için şey gelmiyor. Oldu. Zayıflayayım gene gelir buraya. He. O yüzden bana bir biceps şey yapsak hocam iyi olacak ya. Bir ön kol arka kol. Valla böyle olmuyor ya. Araştırdım öğrendim işte ameliyat muhabbetini. Ömer Hoca'ya buradan çok selam yolluyorum. Dedim hocam böyle böyle. Baktı böyle dedi kötüymüş dedi. Ama dedi sen çok bundan içiyorsun dedi. Bunu dedi bırakman lazım dedi. Dedim hocam nasıl bırakacağız ya dedim acıkırız dedim. Dedi bırakmadan başlarsak sıkıntı olur dedi. İşte kanaman durmaz ya da şey olur dedi. Yaraların kötü iyileşir sıkıntı olur zaten dedi. Sen onu dedi bırak gel dedi. Bıraktıktan 3 ay sonra gel dedi. Abi ben onu bıraktım 10 kilo aldım. Sarkmıyorum artık. İşte 95'e çıktım. Sarkma birazcık azaldı ama çok az azaldı yani. Öyle şey bir azalma değil. Hala çekiştirince geliyor. Hocam dedim benim bıçak altına yatırmışken oradan bir iki çekiştir dedim. Dedi zaten deriyi alırken bir miktar yağ da geliyor deriyle birlikte. Toparlarız dedi. Dedim tamam. Ondan sonra videosu da var zaten. Çok uzun 44-45 dakikalık bir video var. Ben yayınladığın zaman izlemiştim. İzledin mi onu? Böyle çizdi beni işte. Boyadı etrafımı. Sonra girdik ameliyata. Çok gerildim bu arada. Şunu diyeceğim korkmamaları lazım ameliyattan. Ben hiç korkmuyordum. Ameliyat yatağına oturdum altıma sıçmaya başladım. O dönem ben senin şeyi hatırlıyorum. Ameliyat olmadan önce konuşmuştuk seninle. 360 derece kesecekler beni. Aynen. İkiye bölecekler. Aynen. Böldüler ikiye. Panikliyordun yani. Vallahi bölündük. Ama evet korktu yani. Peki iyileşme süreci nasıldı? Ameliyat oldun, uyandın. İyileşme süreci hocam, ne iyileşme süreci sürdü? Uzun sürüyor. Tamamen iyileşmeyi mi diyorsun sen?
Tamamen gibi. Yani günlük hayatına devam edebilecek hale ne kadar? Eski hayatına dönmen çok uzun sürüyor. Ne kadar uzun derken? Ya doktor diyordu zaten. Kişiden kişiye değişir. Bir aya falan spora başlarsın diyordu. Ki daha sonrasında başlayan da duydum. Ben başlayamadım. Benim daha 3. ya da 4. haftada hala boru çıkarıyorduk bende. Bende biraz problem yaşandı. Çok kötü baktım ben yaralarıma. Çok sorumsuz bir adam oldum. Dikkat etmedin hiç. Hiç dikkat etmedim ya. Hep yanlış yattım falan. Rahatıma dik düşkündüm ben. Ya olay şu şimdi. Ameliyattan çıktın zaten vaziyet bu. Burada kişiye göre yine değişir de 2 tane boru. Böyle. Ucunda da diren var. Sen biliyordur. Biliyorum. Ayağın alçı senin şeyin, kemiğin. Biliyorum. Beton dökmek var sende. O direnlerle zaten böyle tutuyorsun onları. Ya da yanında birileri tutuyor. Sen de bir şeye tutunuyor. Duruş şu hocam. 360 ya. Hı-hı. 360 olduğu için şimdi sadece ön olsa böyle rahat rahat takılırsın. Sadece arka olsa şöyle gidersin. 360 olunca bir açı var böyle. Ne öne ne arkaya. İlk 3 gün 5 gün var ya yırtılacak gibisin böyle. Yatağa götürüyorlar beni. Yatağa bir yatışımız var. Of. Eziyet. Önce böyle oturtuluyorsun. Aa diye çığlıklar atıyorsun zaten otururken. Araba fabrikasında arabayı döndürür makineler. Aa diye döne döne yatıyorum böyle. Ve günde en az 2-3 kere yürümen isteniyor. İyileşmeyi hızlandırsın diye. Keşke hızlanmasa. Ben yatayım 10 gün daha yatayım. Kaç gün hastanede yattın? Ben 3 gün yattım. 2 gün yatan duydum. 4 gün yatan duydum ama 3-4 ortalama. İlk gün çok ağrılı geçiyordu. Ağrı kesici için narkotikle kurtardık. İkinci gün çok ağrılı geçiyordu. Narkotikle kurtardık. Üçüncü gün çok ağrılı geçiyordu. Narkotikle kurtardık. Dördüncü gün çok ağrılı geçiyordu. Hastaneden çıkarttık beni. Narkotikle kurtaramadık tabii. Artık yok. Sonra narkotik. Devam etti ağrı. Diye bir şey verdi. En ağrı oymuş galiba. Ya beni kesmedi. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Yanlış anlaşılmaya da mal vermeyelim. Benim canım tatlıdır. Şurama cimcik at, çığlık atarım, nefret ederim senden. Çok canım acır. Kaç gün sürdü peki o ağrısızı falan? Şöyle diyeyim, ben 48. günde yan yatabildim ilk defa. 48 gün? Aynen. 48 gün boyunca böyle yatıyorsun. Dizinde böyle kıvrık, bacağının altında da şey var. Düz yapmaman lazım. Şu abdominal bölgeyi katlaman lazım. Arkayı da ama açmaman lazım. Asker gibi uyuyordum ya. 20. günde falan acı bayağı bir azaldı. Sadece zorluk ve uğraşma kaldı. Acı azaldı derken hani kendimi şöyle yaparsam acır. Yani bu vaziyette acı azaldı. Anladım. Hatta 10. 15. günde bu vaziyette hareketsiz durursam acı yoktu. Çok azdı. Ama işte esneklik yoktu. Veya dikişler böyle 1. aya doğru falan yavaş yavaş eriyorlar zaten. Onlar tamamen eriyene kadar kopacak korkusuyla ve acısıyla böyle mum gibi duruyordun. Hijyen biraz problem oluyor. Çünkü duş almaman lazım bir süre. En azından bir 20-25 gün duş almaman 20-25 lazım. 20-25 gün. Ya değişiyor duruma göre. Benim 20-25 gündü çünkü bende komplikasyon oldu. O direnler bende fazla kaldı. 15 diyeyim. Ha, emin değilim doktor der şimdi yani herkesin farklı. Ama ben leş gibi kokuyordum ya. Harbi demir kokuyordum böyle kanıyor da bir yandan. Kan sızıyor, kan kuruyor, kendi pisliğim var. Kötü. Evet. Ona ama not düşelim. Sende komplikasyon oluşmuş. Tabii bende yani çok çok sorun yaşamadan oldu. Atlatan biri çok daha kısa sürede iyileşecek. Bizim fitness'ta vardı yani. Bizim hiçbir sorun yaşamayan. Ben çok kötü baktım. Doğru düzgün doktor ne diyorsa yapmanız lazım. Ben yapmadım. Ben mesela doktora yürüyerek gittim. Yokuş çıktım. Yokuş çıktım böyle acıyor da bir yandan. Ah diyorum niye acıyor böyle ya diyor. Allah Allah diyorum falan boru var elimde. Ne yapıyorsun lan sen dedi. Kibar adam ne yapıyorsun oğlum sen dedi. Ne yapıyorsun lan dedi. Bu hal ne Murat dedi böyle baktım. İyi değil mi hocam? Öyle istenmeyen hasta ya. Oğlum niye yürüyorsun dedi. Niye yokuş? Götüm açılmış. Bir daha mı diktin? Aynen götümü bir daha diktik ha. Şimdi ne kadar oldu ameliyat olalı? 2019 Mayıs'ta oldum. 19 Mayıs'ta 4 sene oldu. Şimdi peki bir şey kaldı mı hala? Hareket engelidir. Kaldı şey kaldı. Hissiyat yok. Ha uyuşuk oralar. Ha, o dikişten sonra normal ama ya. Peki iz durumu nasıl? Dikiş izi falan? İz geçen gördüm bir sürü. İzi böyle çok şeffaflaşan gördüm. Bir de farklı teknikler daha çıkmış böyle. Lazerle mazerle bir şeyler yapıyorlarmış. Sen bu şeyin içinde gibisin sektörün. Hala aynen. Takip ediyorsun yani evet. Kim olduğunu. Hocayla çok yakınım. Ben şey yapmadım ben. Krem sürmedim hiç. Bir tane yara bakım kremim vardı 120 liraydı. Contract Tubex. Bilmiyorum adını. 120 liraydı o zaman bir tane tüpü. O zaman bak düşün parayı. Lan dedim hem pahalı hem eziyet ben gerek yok buna dedim. Beni çünkü rahatsız etmiyor. Bir iz var ama var aslında. Millet rahatsız olur. Ama o şeyi yaşadım ya. Şeyi o muhabbeti yaşadığım için hiç rahatsız olmuyor. Dövme gibi bir şey yani. Yani ibret oluyor bana aslında. O yüzden rahatsız olmuyor. Son sorum. O güne dönecek olsan tekrar ameliyat kararı alır mıydın? O güne dönmeye gerek yok. Yarın ameliyat olmam gerekse yarın da olurum. Olurum diyorsun. İkinciyi yani. Olurum şu an. Zaten bu kadar eziyete rağmen yani getirisi yine çok daha fazla diyorsun. Ya o deriyle yaşamaktansa harbiden ben ameliyat masasında ölmem de hani daha hani bir yerimi içimde telefon unutsalardı ben okeydim yani. Değerdi ona yani. Harbi berbat bir şey o.
Gayet memnunsun yani o zaman. Memnunum ya. Abi çok teşekkür ederim. Ne demek, rica ederim. Değerli tecrübelerini paylaştığın için. Hiç önemli değil, estağfurullah. Eyvallah. Deri sarkması konusunda anlatacaklarımız bu videoda bu kadardı. Yine ekstra merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlar kısmına tabii ki her zaman olduğu gibi yazabilirsiniz. Bunun dışında eğer kilo vermek istiyorsanız ve bir türlü o adıma atamıyorsanız veya atıyorsunuz bir türlü başarılı sonuca ulaşamıyorsanız bununla ilgili tecrübeli ekibimizden profesyonel bir destek alabilirsiniz arkadaşlar. Fityemek.com'dan online diyet ve beslenme danışmanlığı hizmetimize göz atabilirsiniz. Diyetisyen ekibimizle beraber kilo verme maceranızda sizin destekçiniz olup kolunuza girip bu işleri birazcık daha sizin için kolaylaştırabiliriz. Bunun dışında bir de hazır burada bu videoyu izleyen eminim kilo vermeye çalışan ve sağlıklı beslenmeye başlamak isteyen birçok insan olacaktır. O yüzden bir indirim kodu da verelim tarif kitabımız için. Kodumuz ne olsun? Deri olsun hocam. Çok uygun. Konumuz deri, konumuz değil. İndirim kodumuz deri olsun. Bilmeyenler için el emeği göz nuru bir de benim fit tarifler adında kitabım var. 72 tane sağlıklı, fit ve pratik tarif. Öyle 500 tane malzeme gerektirmeyen, tık 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 kolayca yapabileceğiniz. En tembel insanın bile mutfağa girdiğinde üşenmeden yapabileceği tarifleri içeren bir kitabım var. Bu kitapta yine sağlıklı beslenme yolculuğunuzda çok faydalı olacaktır size. Ömür boyu kullanabileceğiniz tarifler içeriyor. Bu kitabı da yine fityemek.com'dan deri koduyla indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Bu videoya özel. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir diğer videomuz olan şişkinlik rehberine sizi göndereceğim. Eğer bu tarz bilgi içeren videoları seviyorsanız onu da hemen şuradan izleyebilirsiniz. Doğru taraf. Kanala abone değilseniz de yeni videoları kaçırmak istemeyeceğinizi düşünüyorum. Onlara da şuradan abone olup yeni videoda haberdar olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dünyanın sonu değil. Her şeyin bir çözümü var. Merak etmeyin ve bir an önce adım atmaya bakın. Size güveniyorum. Çok hype'ladım. Ben kendim şey oldum. Hype'landım yani.